Nerede? Abiciğim havaya yukarıda görsünler ha. Ama Ronaldo öyle rezil olduk ben. Aç kapıyı biliyorum içerideyim hadi. 2 1 0. Bunu her seferinde gördüğümde bana merhabalar arkadaşlar, yeni bölümle karşınızdayız. Müthiş bir bölüm sizleri bekliyor şu anda. Neredeyim? Berkan Kutlu'nun evinin önündeyim. Kendisiyle bugün 3 farklı oyun oynayacağız. Tabii ki de ceza olacak ama tüm günde beraber vakit geçireceğiz. Şimdi kapıyı çalacağız. Saat daha çok erken, sabahın erken saatleri. Belki de kendisini kaldıracağız. Sonrasında da vakit geçirmeye başlayacağız. Ben çok heyecanlıyım. Bakalım nasıl bir gün olacak. Abi zil yok ya. Zil yok oğlum. Siler. Berkan içeri. Berkan. Kapıyı tıklar kapıyı. Aç kapıyı, biliyorum içeridesin Berkan. Arıyorum. Tamamdır. Berkan ne yapıyorsun? Hoş geldin. Hoş bulduk. Günaydın mı diyeyim? Uyuyor musun? Uyandırdık mı seni? Şimdi içeri geçeceğiz. Ben ayakkabıları çıkarayım. Buyurun gel, içeride çıkaracağım. Berkan şu mikrofonu abi vereyim sana. Çok mutluyum burada. Vallahi olmayı. Şimdi biz de çok mutluyuz ama sabahın erken saatinde. Yani bu kadar erken olmasa daha da mutlu olacaktım. Aynen. Ama şu an saat sabahın 7'si. 7'si mi kaçı? 7. 7'si. Saat sabahın 7'si. Erken saatte başladık tabii Berkan, evet. Çünkü antrenmanlara gidiyor. Hani ayrı çalışıyor yani. Bir de çok fazla antrenman yapıyor. Öyle söyleyebilirim Berkan aynen. için. Aynen. Bugün de hatta uzun süre sonra denk getirebildik. Bir oyun seçelim. O oyunu oynayalım seninle beraber. Tamam. Kazanan bir diğer oyunu seçsin. Tamam, tamam. Tamam öyle yapalım. Tamam. Bir diğer oyunu seçsin ve cezayı söylesin. Tamam. Ondan sonra orada kazanan da yine aynı şekilde cezayı söylesin, diğer oyunu seçsin. Tamam. Okey mi? Tamam. Tamam, bana tamam. Benim aklımda bir oyun var. Tamam, nasıl istiyorsan. Tamam. Ama önce kahvaltı yapalım. Tamam, kahvaltı yapalım. Can kahvaltı. Geldik abi, kahvaltıyız. Abi şöyle masaya baktığımda dikkatimi çeken şeyler var. Önce onları sorayım istersen. Birazdan çünkü açız. Bunların hepsi yok olacak 5 dakika sonra. O zaman ben kendi sen tarafımı anlatayım. Aynen. Simit senin için özel aldırdım. Simit normalde için. Sen yiyeyim ben... Yok, ben tüketmiyorum sabahları. Benim sabah ritüelim çok basit. Yulafla başlayalım. Yulaf üstüne... Her biraz... sabah böyle mi? Evet. Genelde böyle. Aşçı ablamız var evde işte. Onlarla bütün... planlamayı yapıyoruz haftalık. Ben bir planlama çıkarıyorum diyetisyenimle. O planlamaya göre sabah kahvaltılarımızı, yemeklerimizi, supplementlerimizi, her şeyi organize ediyoruz. Yulafla başlıyorum ben genelde ya da omletle. Şimdi soracaktım sana. Bu ne abi öncelikle? Supplemente geçeceğim. Böyle sırayla gideyim. Merak tamam. ediyorum şimdi. Pancar suyu, pancar, zerdeçal, zencefil. Yani detoks gibi diyelim. Her sabah enerji kaynağı benim için. Bir de pancar biliyorsunuz sporcular için kan dolaşımını arttırdığı için önemi var. Yulaf. Sonra yanına omlet. Normal omleti değiştiriyorum bazen duruma göre. Bazen de çırpılmış, bazen menemen. İşte biliyorsunuz. Tabii. Çok farklı çeşitleri var. Yoksa günler geçmez. Güneş gözlerimizde demiş. Abi şu an bak böyle aynen Berkan. Berkan gitti Berkan. Bir de yanında? Yanında su, çay. Normalde bu probiyotik. Probiyotikleri onları sabah anlatalım direkt... da izleyicilerimiz anlamasın diyeyim izleyicilerimiz. Yok, bizde öyle şey bunlar yok. Aynen. Probiyotik direkt. Abi onları içsem 4 gün koşuyorum. Yemeği yiyelim. Kendimize aynen. gelelim abi. Bence ondan sonra da, daha enerjik şekilde devam. Aklında bir oyun var. O oyunu oynayalım bence. Ben... Bomba gibiyim Berkan evet. Bak şaka yapmıyorum. Ciddi bomba gibiyim. Bunu içtikten sonra... Şunu kahvaltıyı toplarken bilerek şey yap. Senin yediklerinden sonra benim yediğime bakar mısın abi ya? Estağfurullah. Ama Berkan abi. Ciddi söylüyorum, kahvaltı iyi hissettiriyor. Sporcu tabii çok önemli. Ben çok önemli. Ben normalde poğaça yiyorum mesela. Sabahları yani. Bu şekilde beslenmiyorum. Normalde poğaça yiyorum. Beslenme ve uyku en önemli parçalardan biri bence. Benim hayatımda en önemli parçalarından biri. Şimdi vuruyorum. İçiyor muyum? Diktin mi? İçmedin mi daha? İçeceğim vuru. Tamam ben diktim abi hadi. Sonra limon suyu. Geliyor. Hazırım abi. Şu an var mı?
öyle gel. Bak, vallahi hazırım. Videoya devam edebiliriz. Geçiyoruz abi hazırlanmıyor. Ready. Herhalde hoş geldin yine. Berkan. Tamamsın abi. İyi mi? Süper. 10 numarası. Last Dance. Yine, Jordan. Evet, yine Jordan benimle. Evet, yine Jordan. Jordan bizim mesajımız var. Şimdi Jordan demişken de formaların hikayesini yani başlayalım o zaman. Anlatabilir misin bize? Aynen. Tabii. Yani. En aşağıdan başlayalım. Abi süpersin. 5. amatörde abimle oynadığım kulüpte Monte'de doğduğum, büyüdüğüm şehir. Ben 2016-2017-2018 Monte'de oynadım. Amatörde burada başladı. Abinden de kısa bahsedebilir miyiz? Şişli'de bankacı, hayatı orada sürdürüyor. Onu çok seviyorum. Diyor. Burada Alanyaspor benim kalbimde çok özel. Burada hazırlık maçında Burdur'daydı. Ben Burdurluyum. Burdur'da kamp yapmıştık. Hoca da, Çağdaş Hoca da bana kaptanlığı vermişti. O zaman benim için çok özel bir anı olmuştu. Şimdi bu Camp Nou Barcelona maçı benim için güzel bir dönemdi, güzel bir maçtı. Keşke kazanabilseydik, turu geçebilseydik. Dedim. Burada bir arkadaşım bana Kobe tablosu yapmıştı. Çok güzel bir tablo. Çok iyi yapmış. Arkadaşım evet, yaptı bunu. Evet evet. Çok çok güzel bir tablo. Buradan. Bu da Dünya Yıldızı Falcao ile beraber. Burada bu Panini. Şöyle gösterelim abi sayfaları tamamlandıysa. Şöyle hızlıca. Burada da obeziteye karşı farkındalık yaratmak için bir etkinlikte bulunmuştuk Buffet ile. Onlar da bana sağ olsun bir plaket vermişti. Böyle projelerde de örnek oyunculardan birisin yani onu söylemek istiyorum. İnsanlara dokunma, insanlara ilham olma konusunda inşallah bu tarz projelerde inşallah bir şeyler değiştirebiliriz. Asıl Berkan dokunmak dedin de ben senin çok çalıştığını biliyorum. Seninle konuştuğum zaman şunu hissediyorum. Çalıştıktan sonra ve istedikten sonra başaramayacak hiçbir şey yok. Kafasına yeter ki hedefini koysun ve istesin. Evet. Şimdi sen ne düşünüyorsun bununla ilgili? Benim burada mesajım tabii ki daha inşallah daha kapsamlı bir şekilde hikayeyi anlatma şansım da olur. Ama burada söyleyeceğim çok az kelime varsa etrafınıza doğru insanları aldığınız anda çok büyük işler yapabileceğinize inanın. Ve buna gerçekten inanın. Evet zor günler oluyor. Bazı günler ağlıyorsun, bazı günler kötüsün, bazı günler çalışmak istemiyorsun. Çok zor günler geçiyor ama zor günlerde disiplinini bozmayıp çalışırsan o zaman işte hayallerine ulaşıyorsun evet. Doğru. Bu gururu yaşamak başka bir şeydir zaten. Tarif edilmez. Yok, klişe konuşmak istemiyorum. Gerek yok. Zaten söyleyecek bir şey yok. Söyleyecek bir şey yok. Milli takım bu. Burada da yine anlamlı bir forma var senin evet. için ama. Avrupa Ligi'nde namağlup çıktığımız ve burada Lazio deplasmanında 0-0 berabere kaldığımız forma, maç forması. Burada Marsilya maçını da siyah forma oynamıştık. Bir formayı buraya asıp öbürküsünü öbür tarafa astım. Orada anlamını, evet. anlamını anlatırım. Burada baraj. Dünya Kupası'na katılamadığımız ama Ronaldo ile bir resim. O da dünyada çalışma etiği olarak, çalışma azmi olarak ona karşı oynamak, bu fotoğrafı görmek, bu formayla beraber bana her zaman motivasyon veriyor. Ben biliyorum, seni sevenler de biliyordur. Kobe'yi çok seviyorsun. Zaten formasını da buraya asmışsın. Senin için anlamını dinlemek isterim. Yani. Herkes biliyor benim Kobe aşkımı. Daha da benim için Kobe çalışma prensibi, yol gösterme konusunda ilham aldığım formayla birleştirdiğimizde buranın da anlamı değişik. Son köşemizdeyiz. Berkan bu formaların anlamı ne peki? Avrupa Ligi. Evet. Fotoğraftan Avrupa da belli Ligi. Oluyor Avrupa Ligi. Namağlup. Orada evet. da gösterdiğim gibi burada iç sahada oynadığımız Lazio maçı, Lokomotiv maçı, Marsilya maçı. Burada çok güzel performans sergilediğimiz maçlar. Burada da bu peki şimdi onu soracaktım. Yani Ziraat Türkiye Kupası diyor. Evet. Şimdi Denizli şuralardan maçı. Da görebiliyoruz zaten formaların anlamlarını. Burada Galatasaray'da en fazla üzüldüğüm maçlardan biri olduğunu, başarısız sezonun özeti diyebiliriz. Neden peki? Öyle sorayım o zaman. Yani tamam hepsi çok güzel. Mesela ben böyle bir şey bilmiyorum. İlk kez duydum yani. Başarısız olduğunu neden astın? Burada benim fikrim başarılı olman sana güç verir ama başarısız olduğunda buna baktığında sana daha da fazla güç verir. Seni daha da güçlendirir. Motivasyon. Çünkü her başarısızlık çalıştığında bir başarıya ulaşma ve ben bunu her seferinde gördüğümde bana daha da çalışma isteği, çalışma arzusu ve burada sadece iyi anılar yok hayatta.
kötü anılar da var. Ama o kötü anılardan beslenip onları iyi anıya çevirmek hedefimiz. Kapışma. Berkan anlattı. Kahvaltımızı ettik. Artık oyun zamanı geldi. Şimdi Berkan ilk oyunu anlatacak. Berkan ne yapıyoruz abi? Duvara bozuk para atıyoruz. Duvara en yakın atan, 3 sayı yapan kazanıyor. Şeyi belirleyelim. Tamam. Başlığını. Geliyor. Evet. Berkan başlıyor şimdi. Tek tek. Eyvah. Ya. Evet. Çek abi. Çek, göster abi. Göster. Bu benim attığım. Bu Berkan'ın attığı. Şu an 1-0. Oo. Oo. Geliyor. İkinci atışım. Evet. 2-0. Şimdi yine gösteriyorum. Bu benim attığım. Bu Berkan'ın attığı. Şu an otomatik kazandı mı abi? Geldi. Al. Eyvah. Güzeldi. Güzeldi. Şimdi bende sıra. Ne yapıyorsun ya? Ayar geldi. İşimiz gücümüz var bugün. Al. Al. Tamam abi. 2-1. Bir dakika. 2-1. Kazanan. Tebrikler. Teşekkür ediyorum. Yine. Ama en yakınlarsın. Güzel bir oyun oldu. Biraz şansa da bağlı değil. Şimdi oyunu ben belirleyeyim. Açıkçası sen hazırlanırken ben biraz düşündüm. Ama şöyle bildiğim bir oyunda olsun istemedim. Gezerken evde Uno'yu gördüm. Hmm. Uno hiç oynamadım. Hiç oynamadın? Hiç oynamadım. Allah Allah. Bana öğretme şansın olur mu veya öğrenebilir miyim? Önce çok onu basit. Soracağım. Çok basit. Yoksa hiç girmeyelim bu işe. Şansın var mı bunu oynarsak? Var ama sen zaten kazanma şansın da yok. Abi bak şimdi. Uno'yu var ya, açacağım şimdi YouTube'a. Uno nasıl oynanır? Bunu izleyeceğim bak şimdi ya. Tamam. Oynayabilir miyim yani bunu? Yok, çok basit. Çok oynarsın yani. Şimdi asıl meseleye geliyoruz. Oyunu belirledik. Abi şöyle bir şey yapabilir miyiz? Denizi görünce aklıma geldi. Eğer senin için de uygun olursa. Vapura binelim. Beşiktaş'tan karşıya geçelim. Olur mu yani bilmiyorum. Karşıya dediğim? Karşıya. Kadıköy'e geçelim. Tamam. Tamam. Kadıköy'e geçelim. Tamam. Abi adam tamam diyor. Mükemmel ya bak şu an. Sonrasında tamam. Vapurda oynayalım. Vapurda mı? Biraz değişiklik tamam. olsun ya. Tamam, tamam. Böyle. Farklı bir şey yapalım. Hep alışılmış şeyler yani. Farklı tamam. yani. Burada da oynarız. Fark etmez de. Hem seni orada görmek istiyorum hem bir oyunu oynayalım istiyorum. Tamam, tamam, tamam bana mı? Bana uyar. Şimdi çıkalım. Gidelim. Vapura binelim. Sonrasında da o oyunu kazanan da son oyunu belirlesin. Tamam. Okey mi? Tamam. Süper abi. Hadi başlıyoruz. Let's go. BK diskoteğindeyiz şu anda. Başlıyoruz abi. Berkan ulaşımla gidelim dedi. Çok fazla vakit kaybetmeyelim hani sonuçta antrenmanın da var. Aynen, aynen. Günden fazla gitmesin diye. O yüzden arabayla gidiyoruz şimdi. Sonrasında da vapurla devam edeceğiz. Aynen, karşıya geçeceğiz. Aynen. Araba evet, kullanmayı da sevmiyorsun herhalde. Çok tercih etmiyorum. Formülayı takip ediyorsun ama arabayı sevmiyorsun galiba. Karting kullanıyorum ben. Bakalım nasıl. O zaman ne yapalım? Kim kazanırsa karting'e gidelim bu üçüncü oyunda. Sana uyar mı? Abi karting tek kazanamazsın. Ya bak büyük konuşmayayım da kazanamazsın ya. Tamam abi, karting'e gidelim. Bana uyar. Okay. Tamam. Bana uyar. Kazanırsan, o zaman ben benim için de okey ya. Tamam. Ben kazanırsam da karting'e gidelim, tamam. Sen kazanırsan da karting'e tamam. gidelim. Tamam. Şimdi geldik vapura. Berkan'la beraber vapura bineceğiz. Kartımızı çıkaralım. Bakayım var mı içinde? Var mı bahçe? Bahçe var mı? Geç abi, sen geç. Sen kullanmayı bilmiyorsun galiba. Burası. Bozuldu mu? Evet, makine çalışıyor. Bizimki çalışmıyor mu acaba? Heh. Ben çalıştım. Geçti. Yetersiz. Berkan kanka dikkat et kendine. Görüşürüz. Evet. Abi perişan olduk ya. Rezil olduk Berkan. Gel abi gel. Tamam mı? Kamera geçsin abi önden. Buyur gel. Basıyorum. Geri geç sen gel. Geç. Evet geçtik. Berkan kusura bakma. Vallahi kusura bakma. Abiler kolay gelsin. Abi kolay İyi gelsin. Günler. Şimdi vapura biniyoruz Berkan'la. Kalkan yukarı doğru gidiyoruz. Nereye yukarıya mı çıkalım? Ha yukarı çıkalım. Gel abi. Yukarıda mı oynayacağız yoksa açık havada mı? Harika mı? Açıkta da oynayabilir ama şey kartlar uçabilir. Sen karşıma geç. Ha burada mı? Şimdi Kadıköy'e doğru hareket etmeye başladık. Berkan'la beraber oyunumuzu oynayacağız. Berkan, onu oynamadım dedim. Biraz anlattın sen gelmeden yolda ama bir ufaktan bir hafif bir gösterelim belki izleyenlerimiz. Bizim oynadığımız Uno, ben, Sasha, Buffy, Gomis ile beraber oynadığımız kurallar çok basit. 7 kart. Şimdi şey dedim değil mi? Doğru hatırlıyorum. Sayılarla renkler tuttuğu evet. zaman atıyorum. 8 mesela 8. 8 değil mi gözüküyor şöyle aynen. göstereyim.
8 mesela tutuyor. Atıyorum 7 renk de olabilir. Ya da 8 olmayıp mesela 7'den rengi yakalayabiliyorsun. Evet, rengi yakalayabiliyoruz. Atıyorum sonra 0. Sonra... Ya rengi ya sayıyı yakalamak aynen. mesela. Aynen. Bir de içine jokerler vardır. Jokerleri de attıkça zaten söylerim. Oynayamazsın. Mesela. Aynen. Artı 2, artı 4. Artı zaten iki onu oynayanlar bilir. Tamam. Başlıyoruz. 3 oyun kazanan. Ya da 2 oyun kazanan yapalım. 2 oyun kazanan. Tamam. Hadi. Tamam. Uzarsa veya beraber olursa tamam. bakarız. Taş, kağıt, makas yapalım mı? Gel. Evdekinin aynısı dedim. Bak, evdekinin aynısı. Aynı taktik. Başla. İhtimali yok kazanma. Ben başlıyorum. Kazanma ihtimali yok. Bunu oyu bilenler şu an like'ladı bile değil mi? Hadi. Bir dakika, şunu söyleyelim mi? Başla. Oyuna başlamadan önce lütfen abone olmayı. Abone olmayı, kanalımıza abone olun. Like unutmayın. Çünkü bu tarz videoların devamı için desteğiniz çok önemli. Şimdi oyuna başlıyoruz. Evet. Hadi sen de başla. Mavi. Bir dakika. 7 var. Atıyorum. Doğru. Bir de 7 öbür kontenjandan attım. Doğru. Hadi devam. 9 attım. Güzel. Sarı 9 attım. Okey. Sen kaybettin biliyorsun değil mi? Ben de. Siz bak. Dur. Yani büyük konuşma da Mertem. Sen büyük konuşma da abi. Oyna. Sen de. Kontrol o. Böyle deyince ben Uno demezsem değil mi? Evet, Uno demezse iki kart. Uno demezsem iki kart alıyorum. Uno demem lazım. Buradan. O eski kartlar. Ya alıyordum ya. Alıyordum eli ya Uno desem ya. Yok çekiyorum. Değil mi? Çekiyor muyum sen? Evet. Gene yok. Uno. Hem Uno hem dört kart. Uno deyince son kartın oluyor doğru evet. mu? Evet. 1-2. 3-4. Ben bunu nasıl tüketeceğim abi? Tamam mı? Bir dakika atıyor muyum ben? Ben mi atıyorum? İstersen at. Renk söylemedin. Sarı. Abi ben... Yok tamam, tamam oynayamazsın. Sarı yok oynayamıyorum. Şu an anlamadığım halde bayağı sıkıntı. Hadi 1-0 devam. Hadi. Ama orada kont demeseydin. Kontrol o demeseydin abi farklı olacaktı biliyor musun? Kaç tane var? 6. 6, 7. Diğerlerimiz keyif alsın diye böyle videoyu renklendirmek için güzel bir şey yaptık yani. Tabii. Bak burada sadece gezmek yerine yansıtmak. Geçen oyunda da kazanmışım. Şunu gösterelim. Gomis, Sasha hep beraber evet. oynuyorsunuz değil mi? Bu da skor tablosu. Skor tablosu. Geçen sefer Buffy 9, 10, 14 yapmış. Ben 3, 6, 9, 10. 17 yapmışım. Sasha da 3, 6, 9, 12, 13. Demek ki birinci benmişim, ikinci Sasha, üçüncü de Buffy abimiz. Onlar nasıl oynuyor sence? Buradan söyleyelim mi? Kapışıyoruz Uno'da. Çok yani ciddi kapışma. Kaybeden de işte atıyorum yemek ısmarlıyor hafta içi. Beraber yemeğe çıkıyoruz. İşte görevleri oluyor. İşte atıyorum başkalarına bir şey hediye getirmesi lazım idmana falan. Zevkli, eğlenceli oluyor. Tabii kartları mı gördün abi sen? Yok, bakmadım. Vallahi bakmadım. Abi gördün ya, kayıtta var ya. Vallahi bakmadım. Var, VIA'ya. Tamam, VAR'a gidiyoruz abi. Evet. Sen başlıyorsun, kazandın. Kazandım, ben başlıyorum. Evet, yeşil attım. Oynama. Bunlar oynama. Bir an bir süre, sen tek devam ediyorsun kanka. Renk, söyle. Yeşil. Yeşil. Öyle bir şey söyledin ki abi oyunun başı daha yeşil yok ya. Evet. Bunu. Ya yok. Yok abi. Baba, bana rezil kepaze olduk ya. Ya size bir şey söyleyeyim mi? Çok bilenmiştim. Al. Şey mi? Şöyle mi? Şöyle baba. Ben kaçıyorum, siz Kadıköy'de görüşürüz abi. Ama ben bilmiyordum biraz da ya. Bilmiyordum çok fazla ama hadi öğrendim. Bir tane daha atalım mı? Abi sıcaktan bayılacağım, dışarı çıkıp bir sohbet mi etsin? Tamam, hadi. Sen bayıl... Hadi dışarı çıkalım. Sevgin ama beni yenmeyi. Bunları çağırmamız lazım abi. Nasıl çağıracağız? Görmesi lazım. Abi martılar bize küstü mü ya? Martılar bize sevmedi. Mertem Kutlu ya. Bir gün martılara ekmek atacağım aklıma gelmezdi ya. Bak şimdi bak. Nerede?
Abiciğim havaya yukarıda görsünler ha. Evet. Sende var ya bak, köpek balığı mı istiyorsun sanki? Ben kadar ödeme yaptık. Evet. Abi martı yok ya. Var hayattaki şansın ya. Biz martılara denedik ama balıklara kısmetmiş ya. Evet. Balıklara kısmetmiş abim. Berkan, İstanbul'a geldiğinde ne hissettin peki? O kadar büyük bir şehir ki ben 15-20 binlik bir şehir diyoruz İsviçre'de de kasaba diyelim. 20 milyonluk bir şehire gelmek, yani bu şehir hiç durmuyor şu an. Geldik Kadıköy'e. Geldik. Şimdi asıl go-kart'a geçeceğiz. Go-kart'ı kazanan ayakkabıyı alır abiciğim. Alır, tamam. Tamam, ayakkabıyı alır. Kadıköy iskelesini şöyle bir güzelliği çeker misin abi? Çek abi. Çek. Bu manzaranın bile like'ı var ya. Şimdi Berkan'la beraber geldik go-kart pistine. Pisti gösterelim abi. Buradayım. Yine zaman kaybetmeyelim diye hemen arabayla geldik. Burada kaybedeceksin abi. Söyleyeyim sana, buraya iyi bak. Buraya iyi baksın, birazdan kaybedecek bak. Go-kart, ayakları kes bak bak. Bak 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 bak, görüyor musun bak. Geldi. Şimdi içeri geçiyoruz. Gel bir bakalım abi şöyle. Geç abi, geç, geç abi. Aa. Langırt mı? Ya orada da mı ya? Hadi orada şey yapalım şu an. Tamam. Hangi takımsın? Atletico. Atletico mu? Kırmızı Simeone. Tamam, ben şimdi Real Madrid olayım o zaman. Tamam. Real Madrid, Atletico, Madrid maçı yapacağız şimdi. Ole ole ole. Diego Simeone. Ole! Bu oyunu Hakan abi var ya. Hakan Çalhanoğlu. İyi mi oynuyor? Böyle bir şey yok. Hakan abi böyle bir şey yok. Hakan abi bu senin için. Diyeceğim mi? Hakan Çalhanoğlu için. Tempo düşük. Düşük tempolu maç. Ben sevmem tempolu ve 2-0 oldu. Abi. Hakan abi. Şuradan bir çıkamıyorum mu defanstan? İki bir. Gol. Diego Forlan. Geldi abi, geldi. Takım. Evet, mükemmel gol. Gabi. Gabi attı. Gol as. Rakip var mı başka? 5-1. Aa! Of be, 5. 5-2. Kaleciden büyük hata. Ha! Pas mı? Fake mi attın? Mert Spor şeyin adı bak. Abicim sana özel yaptırdım burayı. Ah. Gel. Aha. Aha, golü verdim. Aa! Gol! Gol astı! 6-3. Son puandır büyük ihtimal. Büyük ihtimal. 6-3 mü? Ya 5-4 olsa süperdi ya. Top bitti abi, kazanan belli. Bu oyunu saymıyoruz ama bunu oyundan saymıyoruz. Bu zevkti, bunu zevk yaptık. Bunu biraz... Go-kart da belli olacak. Aynen öyle. Go-kart şu şeyde de oynayalım bir tane, gel istersen. Ice hockey. Abi adam bizi her yerde yenmeye gelmiş ya. Her yerde. Adam bizi var ya bugün bitirmeye geldi ya. Öyle söyleyeyim ya. O. Aa, ne güzel almıştım be. 1-0. Geldi. 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 Şu an beğenmedim ben bu oyunu. Gel abi, güzel. Abi tabii ben bu, ben ilk kez kendime göre bir oyun buldum biliyor musun? Vallahi. Boks makinesi çalışıyor mu kanka? Bunlar hepsi bonus ha. Bunlar şey yapmıyoruz, saymıyoruz bunları. Hadi. Başlıyor. İlk sen vuruyorsun. Taş, kağıt, makas. Gel. Ama bayağı da oyun varmış burada. Bütün bölümü burada çekermişiz. Aaa çözdü, çözdü iki kere. Saati falan çıkarıyorum, geliyor. Vur vur, zamanı vur var. Vur abicim.
Böyle mi vuracaksın? Acele etme. Geçti. Ben şimdi ne yapacağım biliyorsun? Ayakla. Ayak yetişmez ki benim. Yetişmez. Nasıl yetecek? Benim ayağım burada kalıyor. Hadi. Geliyorum. Çek abi. Oraya Mert da... abi! Geliyor! Geliyor! Ama denemem lazım. Şöyle pat diye vurmam lazım değil mi? Böyle... Bam! Ha orada zıplayayım. Okey. Çek geliyor. Alır. Kaldır pantolonu biraz. Hadi! Aslanım! Bir şöyle... Baksana abi. Ha. Devam mı edeceğim? Abi zayıfsın. Pilot. Çek co-pilot. Geldi co-pilot. 100 metre sonra soldan. Berkan. Aa! Eyvah dağıtma bak kopar. Kopar kumdan çık. Kumdan çık abi. Şu an 46 saniye, 45 saniye. Kaçıncı oldunuz? Beşinciyiz, beşinciyiz, beşinciyiz. Yok, yok vites mi şu Devam. Evet. 50 saniye. Sola. Baba, baba. Sağa şimdi. Evet, evet, evet. Lionel geliyor. Baba. Sağdan, sağdan, baba. Sağdan, 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 sağdan. Abi çek, çek. Güzel. Güzel. Bak beşinci... Hadi inelim abi, ben iniyorum. Güzel bir yarış çıkardın. Ama neler söylersin? Üçüncü staja kadar geldik. Olmadı. Ama iyi yarıştın. Rival bayağı panikledi. Üç tane rival geçtik. Artık gerçeğine hadi. Geçiyoruz. Hadi! Geçiyoruz. Abone olduğunu da söyleyelim ya. Ama onu piste söyleyelim ki abone olsun. Abi hep abone. Bir hep kere abone. Demedin ya. Bir kere demedim be. Ben dedim hep ya. Berkan'la beraber artık son oyunumuzu oynayacağız. Arabalara bineceğiz. Yarışacağız. Öncelikle şöyle bir ısınma turu birlikte bineceğiz. Sonrasında da süre yapacağız. Doğru zaten muyum? Zaten bütün oyunları oynadık galiba. Aynen. Dünyadaki bütün oyunlar bitti şu an zaten. Bu son oyun dünyadaki. Bunu da oynayayım. Yarışa başlamadan önce abone olmayı lütfen like. Unutmayın. Like atmayı lütfen unutmayın. Yorumlara da hepinizi bekliyorum. Şimdi yarışa başlıyoruz o zaman. Belki geçelim abi. En güzel yorum atana sürpriz. Aa evet evet. Burada kaybeden Jordan'ı alacak. Belki sürpriz olabilir. Evet. Aa! Şimdi başlıyoruz. 3 2 bir dakika. 3 2 1 0. Süre yapmamız lazım ki arabalar aynı olsun Berkan ya. The winner is... Hazır mıyız? Evet. Maltepe Grand Prix'sine hoş geldiniz. Süre yapacağız. Mert Yüksektepe, Berkan Kutlu'ya karşı. 3, 2, 1, go! Start'a bakar mısınız? Allah'ım yarabbim. Allah kaydı. Kaza. Evet, çok kötü bir viraj daha. Evet, yine kötü bir viraj. Ben çok hızlı geldi. Geldi! Geldi! Ve finish! İlk duygularınızı alalım. İnanılmaz bir yarıştı benim için. Şu anda nefes nefeseyim, çok heyecanlıyım. Berkan Kutlu bugün kazanan olmayacak. Şimdi Berkan başlıyor. Benim sürem 59.75. 3 2 1 başla! Berkan'ın beni geçmesi imkansız. Jordan'ları alacağım. Bak geliyor. Bak bak. Burada 2 saniye kaybetti. Orada aldım. Bak izle. Beni geçmesi imkansız. Çok iyi süre yaptım. Boşa sarf ediyor. Ben bir nefesleneyim de birazdan gideyim. Kupayı kaldırayım abi. Jordan'larımı da giyer. Evime gider yatarım. Kazanan geldi. Geldi. Kazanan belli. 59.75. 59.75 ben yaptım 1 dakika 65 salisede Berkan yaptı kaybetti Jordan'lara hak kazandım. Bugün Jordan'lara sarılır uyurum abicim ben. Şimdi gidiyoruz Jordan'ları almaya.
Şimdi geldik. Berkan sözünü tutmaya geldik. Bunun 41'ini alabilir miyiz? Evet, tabii size zahmet. O zaman şöyle yapalım mı abi? Evet. Yani benim içim rahat etmez zaten. Bu alacağımız ayakkabıyı şu an biz izleyen izleyicilerimizden, takipçilerimizden birine verelim. Tamam. En güzel yorumu atan. Tamam. Video like atan. Yorum en güzel atan, yorumu atanı şey yapalım. Kanalımızı takip eden izleyicimizden tamam. Birine verelim. Tamam. Geldi. Bu ayakkabıyı kazanmak istiyorsanız Mert abinin dediği her şeyi uygulamayı unutmayın. Evet. Benim evimde milli takımda giydiğim aynı ayakkabı bende de var. İşin esprisi bir yana kaybetmek, kazanmak. Onlar gerçekten onlar, hikaye. Gerçekten işin eğlencesi. Eğlencesi ve ikimiz de kazandık. Takipçilerimiz de kazandı. Aynen. Olay gerçekten güzel ve eğlenceli bir içerik çekmekti. Ve bunu yaptığımıza inanıyorum. Çok teşekkürler abi. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Her şey için teşekkür sağ ederim abi. Sağ ol. Yeni bölümlerde görüşürüz.